Şimdi bu dersimizde de arkadaşlar görüldü mesajından sonra güncel tarihi ve saati ekleyeceğiz. Öncelikle her zamanki gibi yine tasarımını yapıyoruz. Yani sağ ve sol mesajın içeriğinin tasarımını ekleyeceğiz. Biz zaten burada bakın tarihin yerine eklemişiz. Ama ben şuraya saat ekleyeceğim. Tarihi dışarıya ekleyeceğim. Bunu saat yapalım biz. Saat diyelim buna. Mesela 12.05 PM. Bu saat olsun. Bundan bir kopya daha alalım. Kart view'in dışına çıktık. Kart. Neyin? Bunun başına getireceğiz bunu. Yani kart view'e bir ID vereceğiz. ID. Kart diyeceğiz bunun ID'sine. Bunu onun başına getireceğiz. Tab margin kullanmışım burada zaten 20 diyorum. Biz yazıyı yazdıkça o ileriye doğru kayacak. Güzel. Saatin rengini de beyaz yapalım biz. Color eklemiş miyiz? Eklememişiz. Text color ekleyelim, beyaz diyelim. Beyaz daha güzel oldu. Tarih siyah olsun. Bir tarih ekleyelim buraya. Örneğin 05.06.2020 diyelim. Tab margin 20'yi tekrar yazalım. Sonundaki simge gelmemiş. Buna ID'sine de tarih diyeceğiz. Tarihi zaten tanıttık bu ID ile. Şimdi saati tanıtacağız. Tanıttığımız yer yine chat adapter. Sınıfı neydi? Bakalım. Text view. Text view. Bakın tarihi tanıtmışız. Şu görüldü yazan kısmı artık silelim. Şuraya bir de saat diyelim. Saat ve tarihi buraya tanıttık. Sağ tarafta yaptığımız işlemin aynısını sola da kopyalayacağız. Bunun bir kopyasını alalım. Şuraya ekleyelim. Şunun kopyasını alalım. Kart view'in dışına ekleyelim. Biz bunu sileceğiz. Burada zaten bir tarih yazmışız. Bunu sileceğiz. Bu onun yerine geldi artık. Bunun rengi de beyaz olduğu için görünmüyor. Bunu siyah yapacağız. Tarihi de ne yapalım? Bunun yine en sağ tarafı ekleyelim. Şurası start yerine end olacak. Buraya da bir ID vereceğiz. Tabi diğer sayfadaki gibi. Kart diye. Ben aşağıda da aynı ismi kullanmıştım galiba. Kart. Tarih de onun sonuna ekledi. Margin tab kısmı çok aşağıda. Onu bir 5 yapsak. 10. Bunu da ortalamış olduk bu şekilde. Burada siz tasarımı kafanıza göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biz mesaj activity sayfasına gelip en yukarı geliyoruz. Private String Builder diye bir komut ekliyoruz. Birine saat diyoruz, birine tarih diyoruz. Biz şurada bir yere istediğimiz yere kodlamalar ekleyebiliriz artık. Şuraya ekleyelim biz. Saat eşittir New String Builder komutunu ekledik. Bunun kopyasını alalım. Tarih için de aynısını yapalım. Bunun altına gelelim. Date diyelim. Ne olsun bugün. Bakın eklemezse import ediyoruz. Bulunduğumuz sayfa üzerinde bakın soruyor. Hangisini seçeceğim diye. Üsttekini seçiyoruz. Ekledik. Eşittir. Kalender. Kalender. Get instant. Get time. Bunu da aldık. Simple. Format eşittir new simple. Buraya da format şeklini yazacağız. Bakın formatı şu dd nokta mm büyük harf nokta yyyy gün ay tarih yıl olarak ekledik. String date format nokta
format. Biz şunun ismini format yazmışız. Bunu değiştirelim. Format de diyelim. Hep aynı isim birbirine yakın olmasın. Format ne dedik? Bugün. Kapattık. Tarih. Append. Date. Bugüne ait tarihi çağırdık. Tarih kısmına, şurada tanıttığımız tarih kısmına bunu aktardık. Aynısını saat içinde yapacağımız için bunun kopyasını alalım. Altına şurayı değiştireceğiz. HHMMM ve şuradaki kısa yolları da değiştireceğiz. Saat diyelim buna. Bugün yerine saat oldu. Şuraya format yazmıştık. Saat format diyelim. Buraya aktaralım. Şu saat diyelim. Birbiriyle aynı isimleri kullanmamak için değiştirdik. Bunu da saate aktardık. Burada bir hata aldık. Hata almamın sebebi de arkadaşlar, şurada saatle buradaki saate aynı ismi kullanmışım. Saat zaman diyeyim gitsin. Ve bunu da şuraya aktaralım. Şimdi saati saate aktardık. Saat bilgisini, tarih bilgisini tarih bilgisine aktardık. Şimdi burada bilgileri aldıktan sonra arkadaşlar bakın. Burada burası önemli. Biz bunu çağırıp burada göstermeyeceğiz, okumayacağız. Doğrudan bu şekilde database'e yazdıracağız. Yani güncel tarih bilgisini yazdıracağız. Şimdi ben buraya sallama bir tarih yazdım. Hepsini aynısını aktarıyor. Şimdi diyeceğim ki güncel tarih bilgisini ben buna aktardım. Saati yaz, tarihi yaz dediğimde database'e direkt güncel saat ve tarihi yazacak. Biz nereden gönderiyorduk mesajları? Bakın mesaj gönder kısmından. Bunun altına bir kopya. Buraya diyorum ki saat. Şunu silelim. Yukarıda saat aktardığımız isim. Bunu toString yani metin şeklinde al dedik. Bunun hemen altına bir kopya daha. Buna da tarih. Bunu da tarih toString şeklinde al dedik. Bunun kopyasını aldım. Buraya yapıştırdım. Artık güncel tarihimizi database üzerine yazacak. Şimdi uygulamamızı bir daha çalıştıralım. Ayşe'ye bir mesaj gönderdik. Bakın. Şimdi burada eski tarih var. Biz şu an sadece yazdırma işlemini yaptık. Okuma işlemini yapmadık. Buraya güncel saat ve güncel tarihi atacaktı. Saati nerenin saatine göre atıyor onu da söyleyeyim size. Emülatörün saatine göre atıyor. Bakın emülatörün saati 1.26'dayken bu attı. İki tarafa da saat ve tarih bilgisini yazdık. Şimdi okumaya geldi. Şurada güncel saat ve tarih bilgisini okuyacağız. Bunu nereden yapıyorduk? Chat adapterden. Bakın chat adapterde biz ne dedik? Mesajı oku. Sadece şu komut. Bunun altına iki tane daha oluşturuyoruz. Aslında olay çok zor değil. Olay çok basit arkadaşlar. Buraya tarih ve saati bakın tanıtmıştık. Tarih. Saat. Tüm bilgileri unutmayın ki bizim modelimizin içinden okuyor. Ne dedik bir önceki derste? Dedik ki burada kaç adet bilgi varsa hepsini buraya tanıtmak zorundayız. Şimdi biz yeni iki tane bilgi daha ekledik. Bu iki bilgiyi de chat modeli tanıtmamız gerekiyor. Çünkü bakın burada get diyorum mesaj çağırıyorum get mesaj ama burada çağıracağım bir saat ve tarih bilgisi yok. Çift tıklıyoruz. Şundan iki tanesini kopyalayalım. Saat bakın aynı isimde olmasına dikkat edin. Saat tarih küçük harfli. Saat tarih farklı isimde olursa yine çağıramazsınız. Şurayı silelim. Burayı aşağıya kadar silelim. Bu şekildeyken alt insert instructor komple seçiyoruz. OK. Buraya da alt insert getter setter komutu ile hepsini çağırdık. Şimdi chat'e tanıttığımıza göre buraya çağırabiliriz artık. Get tarih get saat. Artık burada güncel saati ve tarihi okuyacak bize. Uygulamamızı bir daha çalıştıralım. Şimdi bir hata aldık. Bakalım bu hatayı neden aldık? Bu hatayı almamızın sebebi arkadaşlar bakın tarih burada tanıtılmış, saat tanıtılmamış.
Hemen saati gelelim. Burada tanıtalım. Tabii şurada biz isim olarak saat ve tarih diye vermişiz yine. Saat. Şimdi saati tanıttık. Tekrar uygulamamızı çalıştıralım. Şimdi bakın güncel tarihimiz ve güncel saatimiz artık var. Mesaj ne zaman gönderildiyse. Mesaj şu an gönderildiği için şu anın saati ve şu anın tarihi var. Bu dersimizi de burada sonlandırıyorum. Anlamadığınız bir yer olursa mutlaka video altına yorum yapın. Ben size tüm güncel kodları da vereceğim. Ve lütfen arkadaşlar destek olmak için abone olmayı unutmayın.